ve px polinom derecesi n, qx polinom derecesi n olmak üzere m büyük n, yani px polinom derecesi daha büyük diyor n'ye göre, yani q'ya göre, q'nun derecesine göre daha doğrusu. P derece diyor, px bölü q'ya, yani iki polinom birbirine böldüğümüzde derece nasıl hesaplıyormuş? Üstteki polinomun derecesinden alttaki polinom derecesini çıkaracağız. M eksiğine bu anlama geliyor. Evet. Şöyle basit bir örnek söyleyeyim. Px polinomu mesela x üzeri 7 olsun. Qx polinomu da x üzeri 3 olsun mesela. Ve bu polinomlar birbirine bölelim. Yani Px'i Qx'e bölelim. Px bölü Qx. X üzeri 7 bölü x küp yapacak. Ve bölme işleminde ne gelir? Bundan sadeleşirse x üzeri değil mi? 4 yapar. Ya da şöyle yapıyor. Üst sayılardan dolayı 7 eksi 3 yazıyoruz. Da x üzeri 4 yapıyor. Ve burada x'in kuvveti bizim için derece oluyor. Evet, px bölü qx polinom derecesi 4 oldu. Bu halde şöyle yazacağız. Derece px bölü qx polinom derecesi, evet, 4 oldu. Bu da 4 buradan geldi. Demek ki valide burada çıkarıyoruz. Yani 7'den 3 çıkardık, 4. Oradan geliyor. Yani çıkarma işlemi sebebi bu yani. Burada niye çıkarıyor diye sorunlar için. Basit bir örnek oldu. Kolay oldu böyle. Böyle yapacağız. Bakalım şimdi örneğimize. P ve Q birer polinom olmak üzere Px polinom olmak üzere neyi vermiş bize? Px ile Qx polinom çarpımlarının derecesi 14'müş. Px ile Qx'in birbirine bölüm, yani Px'in daha doğrusu Qx'e bölüm derecesi 4'müş. Buna göre derece Px olmuşlar. Px polinomu ben x üzeri mesela m diye seçersem Qx bölümünde x üzeri n diye seçersem ve buna girip burada yerine yazacağız. Yani çarpma ve bölme işlemini yapacağız. Şurada yapalım. Yani önce çarpma yapacağım. Px bölü Q, şey, Px çarpı Qx bölümünü düşündüm. Yani çarpma işlemi yapıyorum. X üzeri m çarpı x üzeri n gelecek. Bu ikisini çarptım. Buradan ne yapar? Biz sayıları ne yapıyoruz? Hatırlasın, topluyorduk kuvvetlerini. O halde x üzeri ne geldi? M artı n'ye geldi. Ben bunları kendim seçtim. Şuradaki polinomları ben seçiyorum. Seçelim yani. Basit olması için böyle kolayca seçilebiliyor. Ve bunları yazdık. X üzeri m artı n geldi. İşte bizim de derecemizdi. Demek ki px çarpı qx'in derecesi ne oldu? Buradan şöyle yazarız. Derece px çarpı qx polinom derecesi bizim için ne oldu? İşte m artı n oldu. M artı n. Bunu zaten bize soruda vermişti hatırlarsan. Nerede? Şurada vermiş değil mi? Bak, px ile qx'in derecesi 14. Demek ki 14 nereye gelecek? Şuraya gelecekmiş. Burada 14 oldu. Yani biz ne elde ettik? M ile N'nin toplamı 14'müş. Ve bir de bölmesine bakalım. Yani şurada bölmeyi verdiği için onu yapacağız. Px bölü Qx polinomu düşünelim. Ve Px'in yerine ben x üzeri M yazıyorum. Çünkü burada öyle seçmiştik. Qx'te x üzeri N seçtik. Burada x üzeri N diyoruz. Ya buradaki bölme işlemi yaparsak nasıl yapıyoruz? Üst sayılarda tabanlar aynı ise bölme işlemi tabii ki. Tabanlar aynı üstler birbirinden çıkarıyor tabii. Şunu yukarı geçiyorduk ki geçen sene 9'da görmüştük. Burası x üzeri m eksi ne oldu? Demek ki bunun derecesi ne oldu? Şurası geldi. Yani m eksi neymiş? Yani şu px bölü qx'in derecesi m eksi neymiş? O halde şöyle yazalım. Derece px bölü qx ne oldu? M eksi ne oldu? Şuradaki derece onu da gösterelim. Yani şu m eksi n'ye gelip buraya yazdık değil mi? O anlamda biliyoruz. Burada da şurada bize vermişti. Px bölü qx'in derecesi 4 oldu. Bu hale gelip buraya 4 yazıyorum. Şurada 4 olduğu için bunu yazdım. Şimdi iki tane denklem elde ettim. Bunlar hangileri?
Şuraya yazalım. M artı n'nin 14 olduğunu bulmuştuk. M eksi n'nin de 4 olduğunu biraz önce bulduk. Bu ikisini yapacağız. Ortak çözüm. Yok etme metodu geçen sene yine gördük. Nasıl yapıyorduk? Burada n'leri yok edebilirim çünkü kastsayla zıt işareti bunlar birbirine götürdü. Buradan 2m eşittir 18 gelecek. M buradan 9 eder. M 9 sayıp M'ye gelip burada yerine yazarsam N'i de bulabilirim. O halde şu denklemde M yerine 9 yazdım. Burada N var eşittir 14. Buradaki N'i yalnız bıraksam M buradan kaç yapar? 14 eksi 9 yapar. O halde N sayısı buradan ne yapar? Bu da bu arada kaç fark var? 5 fark var değil mi? N'de 5 oldu. Bunu da bulduk. Şimdi neyi sormuş da? Px'in derecesini sormuş. Px dediğimiz şey neydi da? Px'in derecesi m değil mi? Yani bize m'yi sormuş burada. M işte soru işareti. Zaten biz de m'yi bulduk. M'yi kaç bulduk? 9. Yani bizim cevap 9. Eğer Qx'in derecesi sormuş olsaydı Qx'in derecesi kaçtı? 5'ti. O halde cevap 5 olacaktı. Bize de p'yi sorsun cevap 19 oluyor yani cevabımız şu an. Evet. Cevaba da bir bakalım şuradan. Şu 9 yazıyor. Bunun cevabı 9'du. Bu da böyle hesaplanıyor. Yani bu şekilde düşünmek lazım. Basitçe böyle x üzeri m, x üzeri n şeklinde seçebilirsin polinomları. Böylece basitçe sonuca ulaşıyoruz. Evet, başka bir açıklama vermişler burada. Katsayıları tam sayı ve başka katsayısı 1 olan polinomların tam sayı sıfırları varsa sabit terimin çarpanlarından biridir demiş. Katsayıları tam sayı olacakmış ve başka katsayı 1 olacakmış olan polinomun tam sayı sıfırlar varsa diyor. Eğer varsa yoksa buna bir şey demeyeceğiz. Varsa diyor tabii ki sabit terimlerin çarpımlarından biridir. Ne demek istiyor? Şöyle bir şey ifade var. Örnek üzerinden konuşalım. Mesela x küp artı x kare işte eksi 3x artı mesela ne diyelim 6 diyelim. İşte 0 şeklinde bir denklem yazdım. Bir polinom daha da şöyle polinom derken aslında şu sıfır yanına yazmamam lazım da denklem oldu. Şöyle polinom şeklinde düşünelim. Px diyelim yani. Ve bu polinoma baktığımda katsayıların hepsi tam sayı mı? Evet bak burada 1 var tam sayı, 2 tam sayı, eksi 3 1 tam sayı, 6 1 tam sayı değil mi? Şu şarta uyuyor tamam. Baş katsayı dediğim şey neydi? En büyük derecenin önündeki sayı 1 mi? Evet bu da 1, bu da uygun. Tam sayı polinomların tamam polinomdu. Tam sayı sıfırlar. Yani bunu sıfır yapan değerlerden bahsediyor. Yani x yerine öyle bir sayı yazacağız ki bunun cevabı sıfır çıkacak. Ondan bahsediyor. Tam sayı sıfırlar demek bu anlamı geliyor. Sabit terimin çarpanlarından biridir diyor. Sabit terim bu olduğuna göre buradan bahsediyor bize. Demek ki bu sayının çarpanları kim? Bunu düşünmemiz lazım. Evet, altının çarpanları kim olabilir? İşte 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir değil mi? Bir de 6 mı olur? Yani 6'ya bölünen sayılar. Bunlar çarpandı. Yani bunu böyle bir polinomla karşılaşırsanız bunu sıfır yapan değerleri bulunmak için ne yapıyor? Bunun çarpanlarına bakacağız. Yani 6'nın çarpanları. Burada 6 yazısının 6'nın çarpanlarına bakacağız. 1, 2, 3, 6 şeklinde. Burada gelip mesela 1 yazacağız. İşte 1 yazdığımızda cevap mesela 0 çıkıyor mu? 2 çıkıyor mu? 3 çıkıyor mu? 6 çıkıyor mu? Şeklinde düşüneceğiz. Evet. Yani denemeye gerek yok herhalde. Bunlar bu şekilde açıkladıktan sonra soruya bakalım neymiş. Örnek vermiş. Px polinomu x kare eksi 8x artı 7'ymiş. Olduğuna göre Px polinomu tam sayı sıfırlarını bulalım demiş. Yani işte biraz önceki anlattığı kuralla ilgili. Px polinomu şöyle. X kare eksi 8x ve eksi 7 artı 7 şeklinde pardon. Bakarsam şartlara uyuyor mu? Uyuyor. En büyük derece 2. Yani başka sayı 1 o halde tamam. X'in katsayısı tam sayı. Sabit terim tam sayı. Hepsi tam sayı o halde. Şartlara uygun. Hani ben burada aramam lazım. Çarpanlar nedir? 7'nin çarpanları 1 olabilir. 7 olabilir değil mi? Tabii eksi 1 ile eksi 7 de olabilir. Bunlar da çarpan. Onu biraz önce söylemedim şurada. Onu da söyleyeyim de. Eksi 1 çarpandır. Eksi 1, eksi 2 çarpan. Eksi 3 ve eksi 6. Bunlar da eksi negatif olan çarpanlar. Onu da söylemiş olalım. Hatırlattım evet. Hani bunların mutlaka biri 0 yapıyorsa bunun bu polinom bir tam sayı 0 demektir. Bakalım ne çıkacak. Mesela P1 diyelim. Mesela şunun için yazacağım. Yani X'e 1 yazıyoruz. X 1 için diyeceğiz. Şimdi X yerine 1 yazdım. 1'in karesi. Eksi 8 çarpı 1 artı 7. Evet bu işlemi yapacağız. 1'in karesi 1.
Eksi 8 var. Şurada bir de artı 7 var. Bunun cevabı ne çıkar? 8 0 çıkar değil mi? Şurada 8 yaptı. Eksi 8 de burada 0. Demek ki şu 1 değer neymiş bizim için? Bu polinom 1 tam sayı 0'ıymış şu. Yani buna okey diyoruz. Tamam. Geldim diğerine. Yani x eşittir 7'ye bakacağız. X eşittir 7 için konuşalım. P yerine 7, yani x yerine 7 yazdım. Px polinomda şurada 7 yazdım. 7'nin karesi 8 çarpı 7 artı 7 diyorum. 49 yazdım 7'nin karesinden dolayı. 8 kere 7 56 yazıyorum. Artı 7. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Toplama çıkma işlemleri var. Onları yapacağız. Hangisini yapalım? Şurayı yapabiliriz. Burası kaç yapar? 49 eksi 56 ne yapar kızlar? Eksi 7 yapmaz mı şurası? Eksi 7 yapar evet. Artı 7 de burada var. Cevap ne gelir? 0. Demek ki bu da bir çarpan. Tam sayı 0'ıymış yani. Buna da tamam diyoruz. Okey diyoruz. Gelelim diğerlerine. Mesela x eşittir eksi 1'e bakalım. Acaba bu 0 yapıyor mu? Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi yani x görünümü 1'e eksi 1 yazacağım ya. Şurada onu yapmaya çalışıyorum. 8 çarpı eksi 1 ve artı 7. Bu işlemin sonucu şurası eksi 1'in karesi artı 1 yaptı. Bu ikisini çarparsam 8 yapar. Burada 7 zaten. Bundan toplam ne yapar? 16 yapar. İşte 0'ı vermedi. Demek ki bu bizim için bir tam sayı 0'ı değildir. Yani burayı 0 yapmadığı için şu polinom 0 yapan bir değer değil. O halde bunu almıyor. Çünkü bize tam sayı 0 arası olduğu için yani tam sayı 0 demek bu polinomu 0 yapan x değerleri demektir. Bu halde ben buna çarpı attım. Bu değilmiş. Gelelim diğerine. Yani diğerine eksi 7'den bahsediyorum. X yerine eksi 7 yazalım. Eksi 7'nin karesi sonra buraya ne yazacağız? Eksi 8 çarpı x yerine eksi 7 yazmıştık. Evet. Sonra artı 7'miz var. Burayı hesapladım. Burak 49 yapar yine. Artı 49. Şu ikisi 56 yapar. Tabii artı 56 geldi. Ve artı 7'miz var. Bunun cevabını yapar sizce. Evet. Cevap var mı? 90, 100, 105. 105, 7 burada var. 112 mi yapar kızlar? Demek ki bu da 0 yapmadı. O halde bu da bizim için uygun değil. Yani tam sayı 0 değil. Cevap demek ki kimmiş? X1 ve X7'ler neymiş? Bunu 0 yapan değerlermiş. 2 tane değer var yani. Evet, tam sayı 0'lar 1 ve 7'dir diyeceğiz. Bu şekilde bırakacağız. Bakalım cevaba ne demiş bunlardan. Eğer 1 ve 7'dir tamam. Bu kadar. Evet. Geçiyoruz. O halde diğer örneğimize. Örnek 18. Px polinomunu yine vermişler. Bir de şurada bu şekilde verilmiş. Buna olmak üzere Px artı P eksi artı 3 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 8 miş. P eksi eksi P eksi 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 5 miş. Buna göre P eksi polinomunun tam sayı sıfırlarını bulacakmışız. Ve P eksi'nin tam sayı sıfırlarını bulmak için ne yapacağım? Mecburen polinomu bulmam lazım. Yani şuradaki A ve B'yi bulacağım ki buradaki polinomu görmem lazım nasıl bir şey olduğunu. Oradaki sabit terimin çarpanlarına bakacağım sonra. Tabii bu belli olmadığı için buna ulaşmam lazım. Yani A ve B'yi araştırıp bulmam lazım. Onun için ulaşacağız şimdi. Onun için de şu bilgiler lazım. Bakalım ne diyor. Yani şu bilgileri okumuştuk zaten. Şu ifadeye bakalım. P eksi artı 3 polinomunun x artı 2 ile bölümden kalan eksi 8. İşte şimdi bunun denklemini istiyorum sizden. Evet. Kim söylüyor? Yok herhalde. P eksi artı 3 polinomlu olmuş. X artı 2 ile bölünmüş. Çarpı buraya bir Q diyorum. B diye birisinin önemli değil. QX dedim bu kez. Çünkü Q ile ilgili herhangi bir şey yok ifade. QX dedim. Buraya da ne yazıyor? Kalan kaçmış? Eksi 8. Buraya eksi 8 yazıyorsunuz. Birinci denklem bu. Ne yapıyorduk her zaman? Şurayı 0 yapacağımızı söylemiştim. Burayı 0 yapan der. X artı 2 işte 0 diyeceğiz. Ve X işte buradan. Eksi 2. Demek ki x yerine eksi 2 yazacağız. Nerede? Tabii ki burada. X yerine eksi 2 yapalım. Eksi 2 için diyelim daha doğrusu. Burası ne oldu? P parantez içinde x yerine eksi 2 yazdım. X 2 artı 3 ve eşittir. Burası ne oldu? İşte eksi 2 artı 2 çarpı Q eksi 2 ve artı eksi 8 var. Şöyle ne yapar? 0 yaptığı için burayı ne yapar? Şöyle tamamen yutar. Burada 0 yapar yani. Geriye ne kaldı? Burası P 1 gelir değil mi? Şurası P 1 yaptı. Eşittir neymiş? X 8'miş.
Bunu yazdık bir kenara. Bu lazım biraz sonra. Sonra ne yapalım? Bir de diğer için yapabiliriz. Onu da başka bir renkle göstereyim. Yani şu ifadeden bahsediyorum. P eksi eksi bir polinom. Yine eksi eksi bir ile bölümdeki kalan da 5 oldu. Eksi 5'miş. O halde bunun denklemini yazalım. Ne yazacağız? P eksi eksi bir ne olmuş? Eksi eksi bire bölünmüş. Burada bir bölüm gelecek. Biz bölüme biz şu Q değil de başka mesela BX diyelim. Böyle bir polinom gelecek. Burada bir de kalan var. O da eksi 5'miş. Evet ne yapacağız? Yine burayı sıfır yapan değer. Düşüneceğim burada sıfır yapan değer. Sıfır işlersen buradan x eşittir 1 geldi. Demek ki ben x yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Nerede? İşte şuradan. Yani şu polinomda daha doğrusu. O zaman da şu konuda burada göstereyim. Ne yapayım? X eşittir 1 için diye başlıyorum. Ve P'de yazıyorum. P parantez açtım. X yerine 1 yazdım. 1 eksi 1 oldu. Burası ne oldu? 1 eksi 1 oldu. Sonra B 0, 1 yazdım x'in yerine ve eksi 5. Ve 1 eksi 1 0 yapar. O halde şöyle çarparsak yine burası 0 yapar. Şöyle gider. Yani yok. Yuttu 0 şurayı tamamen. O halde ne oldu? Burası ne oldu? P 0 oldu. P 0 eşittir ne oldu? Eksi 5. Demek ki P 0'da bulduk bu şeyi. Şurası 0. Evet, anlaşıyordu değil mi? Şurası 0 oldu. Bu ikisini bulduk. Şimdi bunlar neye işe yarayacak değil mi? Kafamız orada kaldı. Şimdi onları da şöyle gösterelim. Bunlar şu işe yarıyor. Şu Px polinomunda ne yapmam lazım? Şunu kullanacağım ya. X yerine 1 yazmam lazım. Bak şöyle yapalım. Birincisi şura. X yerine 1 yazalım. X 1 için diyelim. Şuraya 1 yazamadım tam. Şimdi bir geri alayım ben. Şuraya burada gitmesin. Bu. Şurada kaçtı? Eksi 5 demiştik. Şurada 0. Tam nereden? Evet ne yapmıştım? Şuradan alalım. Evet. Şimdi şurada diyorum ki x yerine ne yazıyorum? Eksi 1 mi demiştik? Pardon 1 demiştik. 1. Şu 1 ya ondan dolayı. Yani bunu ve bunu bulacağım. Başka bir şey yok elimizde. Şunlara ulaşmam lazım bunlara. Burada 1 yazdığı için şurada 1 olması için değil mi? P1'i bulacağım ya. Bunun için buraya x yerine 1 yazacağım. Onu buradan anladım. O halde yazarsam P1 eşittir ne olur? X yerine 1 yazdığım için burası 1'in karesinden 1 geldi. İstersen 1'in karesi. Şöyle yazayım 1'in karesi. A eksi 3 ve x yerine yine 1 yazdığım için şuraya 1 geldi. Artı B ve artı 3 var. Eşittir bu kaç olmalı? Şurada yazıyor değil mi? Eksi 8 değil mi? P1'imiz eksi 8. O halde ben buraya eksi 8 yazdım. Şimdi burayı düzenlersem 1'in karesi 1 geldi. Şu 1'i buraya dağıtırsam tabii eksi de var onu da dağıtıyorum. Eksi a artı 3 gelecek. B artı 3 eşittir eksi 8'miş. Burayı tekrar düzenlersem şu eksi a ile b burada kalsın artı b'miz. Şunları diğer tarafa atarım. Burada 3 var. Burada 3 daha var. 6 bir de bu var. 7 diğer tarafa atacağız. Eksi diye gider değil mi? Eksi 7 diye geçti. O halde eksi a ile artı b'nin toplamı kaçmış? Yani toplam derken a eksi a artı b ifadesi daha doğrusu. Eksi 15 oldu. Bunu bir denklem bulalım. Şimdi daha bitmedi işler. Bu tamam. Bir de ne yapacağız? Bu kez de aynı şeyi. Şurada ne yapacağım? Şurada sıfır yazdığı için bu kez de sıfır yazacağım. Nerede yapayım? Onu da şuraya sığdırmaya çalışayım. Şuraya taşıyorum. Evet, x yerine sıfır yazacağım. Çünkü x sıfır için diye başlıyorum. Bu da ne olur? P sıfır oldu. Eşittir. Sıfırın karesi sonra eksi a eksi 3 çarpı x'e sıfır yazdığımız sıfır burası. Artı b artı 3 ve eşittir kaçmış burası da? Eksi 5'miş. Ve bu hale geldi. Evet, burayı düzenlersem buradan p sıfırı bulacağız. Yani şu kısmı, şu denklemi çözmem lazım. Burası sıfır zaten. Şurada sıfır burada tamamen gitti. Şurada tamamen sıfır eder değil mi? Tamam bir gitti. O zaman b artı 3 neymiş? Buradan eksi 5'miş. B sayısı buradan eksi 8'miş. Aslında bize daha az bulan buradaydı zaten de. Bir de a'yı bulalım. A'yı nasıl olacak? Tabii ki şuradaki denklemde b yerine eksi 8 yazmamız lazım. Değil mi? Evet onu da başka bir renkle şöyle gösterelim. Şurada ben ne yazıyormuşum? B'nin yerine eksi a'dan sonra tabii b yerine eksi 8 yazdım. Eşittir eksi 15. Buradaki a'yı yalnız bırakırsam a buradan ne gelir? Bu eksi a buraya artı a diye geçti. Bu eksi 15 buraya artı diye geçerse a buradan 7 yapar. A'yı B'yi buldum. O halde bu polinom nasıl bir polinom oldu? Tamamen yazarsak yazacak olursam PX eşittir.
X kareyi yazdım. A yerine kaç yazacak? 7 yazacak değil mi? Şu A7 buldum. 7 eksi 3 ne yapar? 4 yapar. Burası eksi 4x oldu. Önünde eksi var, dikkat. Şu eksi ondan dolayı geldi. B'miz burada kaçtı? B'miz eksi 8'di. Eksi 8 artı 3 daha ne yapar? Eksi 5 yapar. O halde ben buraya eksi 5 yazabilirim. Evet, polinomumuz buymuş. Yani A ve B'den kurtulduk. Gördüğü gibi burada A, B falan vardı. Ne oldu? A, B'den kurtulduk gördüğü gibi. İşte amacımız buydu. Yani A ve B'yi bulmak ve yerleştirmekti. Yani P eksponomu kendisini bulmak. Değerimiz buydu. Sabahtan beri uğraştığım şey buydu. Evet, şimdi ne yapacağız? Tam sayı sıfırla. Tam sayı sıfır neydi? Katsayılara bakıyoruz. X karenin katsayısı 1. Bu tamam. Başka sayısı 1 oldu. Diğer katsayılar zaten tam sayı. Bu da ne böyle? Bunun çarpanlarına bakacaktım. Eksi 5'in çarpanları kimdir? Eksi 1 olabilir. Eksi 5 olabilir. İşte artı 1 ve artı 5 olabilir. Bunları ne yapacağım? Gelip burada denemem gerekiyor. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 için. Eksi 1 yazarsam burası ne yapar? P eksi 1 diye başlıyorum. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı eksi 1 ve eksi 5. Ve şurası ne yaptı? Artı 1. Burası artı 4 ve eksi 5 yaptı. 0 yaptı. Demek ki x eşittir eksi 1 neymiş? Bu polinom 1 tam sayı 0'dır. O halde buna okey diyoruz. X eşittir eksi 5 için yapacağız. Tabii bunu yazalım. Eksi 5. P eksi 5 eşittir. Eksi 5'in karesi. Sonra ne var? Eksi 4 çarpı eksi 5 ve eksi 5. Burayı düzenlersem 25 buradan geldi. Artı 20 geldi. Eksi 5 de burada var. Sonuç ne yapar buradan da? Şu an 45 yapar. 40 mı geldi? Bu bir sıfır değilmiş. Yani sayı sıfır yapmadığı için x eşittir eksi 5. Bu polinomun bir tam sayı sıfırı değildir. Kim var? 1'e bakalım. X eşittir 1'e bakalım. Burada şurada yazmak istiyorum. P1 diye başlıyorum. P1 eşittir. 1 yazdığım için 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 ve eksi 5. Şurası 4 yaptı. Tabii elinde eksi var. Eksi 4 yaptı daha doğrusu. 1 eksi 4 eksi 5 haline geldi. Bu da ne yapar? Eksi 9 eksi 8 yapar. O halde bu da bizim bir tam sayı 0 değildi. Bunu da geçtik. X eşittir neye bakacağız? X eşittir 5'e bakacağız. X 5 için yapacağız. X yerine 5 yazarsam P5 eşittir. Evet, 5 yazınca 5'in karesi sonra 4 çarpı 5 ve eksi 5. Bu işlemi düzenlersem 25 var. Eksi 20 var. Eksi 5 var. Evet. Bu da ne yapar? Eksi 25 burada. Artı 25 burada. 0 yapıyor. Demek ki bu da bizim için uygun. Yani tam sayı 0'mış. Tam sayı sıfırlarından bir tanesi de buymuş. Bu derken 5'i kastediyorum. O zaman onları da şöyle göstereyim. İşaretleyeyim. 0 yapan 5 var. Bir de kim vardı? Eksi 1 vardı değil mi? İkisi 0 yaptı. Cevap o halde bu ikisi. Yani eksi 1 ile 5'tir. Tam sayı sıfırları. Kitap ne demiş burada? Evet, cevap ne? Eksi 1 ile 5'tir. Bizim bulduğumuz aynı cevabı bulmuşlar yani. Yani bu da bu şekilde. Diğer soruya geçiyoruz. Bakalım var mı? Örnek 19 demiş. Evet, şöyle devam edeceğiz. Süremiz doldu, ona da bakalım. Evet, 4 dakika var. Tamam, burada kaç soru kaldı? 1, 2, 3, 4 tane sorumuz var. Evet, olduğuna göre örnek 19 P eksponomunu vermişler. Olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi polinom tam sayı sıfırdır? Yani yine ne yapacağız? Şartlara bakacağım. X küp en büyüktür ve başka sayısı 1'dir. Tamam. Eksi 3 tam sayı, eksi 4 tam sayı, artı 12 tam sayı. Ben ne yapayım? Sabit terimi ne yapacaktım? Çarpanlarına bakacağım. Çarpanlar kimdir? 1 olabilir. İşte 2 olabilir. Bölünenler yani değil mi? 3'tür, 4'tür. 6 olabilir. İşte 12 olabilir. Bunlar denince. Bunların bir de eksileri var tabii. Onları da söyleyelim. Şöyle yazmıştım. 4 yazmıştım. Bunları düşüneceğiz. Şöyle yazdım size. 12'nin nedir? Bölenlerim demiştik. Orada ne yazıyordu? Evet, bölenler diyelim. Öyle de olabilir. Çarpanlar da olabilir. Öyle mi yazdım? Çarpan diyelim istesini. Evet, 12'nin çarpanları 1 olabilir, 2 olabilir, 3, 4, 6, 12. Bir de bunların eksileri var. Bunlar da olabilir. Yani eksi 2, eksi 1, eksi 3, eksi 4.
Eksi 6 ve eksi 12. Bunların hepsi de nedir? Bir çarpan. Bunlar negatif çarpanlar. Bunlar pozitif çarpanlar. İşte bunlar ne yapıp gidip burada yerine yazacağız. Başka bir şey yok. Bunu araştıracağız yani. Evet, ne yapalım? X yerine 1 yazarsam burada. Yani şıklardan gideceğiz. Şıklarda zaten tam sayı 0 demiş. Yani şıklardan gitmek daha mantıklı. Hepsini aramak, araştırmak yerine. 3 var mı kızlar burada? 3 var görüyorsunuz. Olabilir. 5 yok zaten. Bu gider. Değil mi? Hani burada 5 diye bir şey yok. 7 de yok değil mi? Buradan baktığımızda 8 var mı? O da yok. 9 da var mı? Yok. Demek ki cevap A'ymış. Böyle yapabilirsin yani. Gerçekten kontrol edelim. X yerine 3 yazalım. X işte 3 için diyelim. P3 eşittir. 3'ün küpü ve eksi 3 çarpı 3'ün karesi ve eksi 4 çarpı 3 artı 12. Düzenleyelim. Burası 27 yaptı değil mi? Şurası ne yaptı? 3'ün karesi 9, 9, 3, 27. Eksi 27 geldi burası. Şurası ne yaptı? Eksi 12 yaptı. Tamam. Artı 12. Gerçekten burası 0 yapar. Bu da 0 yapar. 0 ile 0'ın toplamı ya da farkı ne yapar? Yine 0 yapar. Cevap gerçekten 0 çıktı. Yani bir tam sayı sıfırdır yani bu üç sayısı. Böyle yapılabilir basitçe, evet. Yani testi de böyle kısa geldi. Yani şöyle ben uzun çözdüm. Yani böyle sorular gelmedi de bu konuyu anlamak için yapılan bir işlemdi. Testi de böyle gelir yani basit. Evet, geldik 20. soru. Yine Px polinomunun neymiş? X kare artı 5x artı 6 ile birimden kalan 6x artı 5 olduğuna göre Px polinomunun x artı 3 ile birimden kalan kaçtır? Şunun denklemini yazarsam şu ifadeye kadar şunları düşünüyorum. Şu altı maviyle çizim yere bakalım. Bunun denklemi şöyledir. Px polinomu ne olmuş? İşte x kare artı 5x değil mi? Artı 6 ile bölünmüş. İşte burada bir tane bx kalsın. Yani bölüm anlamında. Artı kalan neymiş? Burada 6x artı 5. Ya sahibi vermemişler kalanı x'e bağlı vermişler. Ona dikkat edeceğiz. Tamam. Diğer polinom, yani diğer ifadeyi yazalım. Yani şu altın kırmızıda çizim bu kez de. Evet, ne diyor? Px polinomunun x artı 3 ile bölümündeki buna da cx diyelim mesela. Kalanın sonucu. Kalan buradadır. Yani buraya k diyeyim de. Şu k'yi soruyorlar bize. K işte soru işareti. Evet, şimdi bunun çarpanlarını bulmamız lazım. Yani x artı 3'e şu bölünür mü ona düşün. Yani bunun px polinomunun x artı 3'e bölünmesine şuradaki polinomda ne yapacağız? X artı 3'e böleceğiz. Şurada da x artı 3'e bölünüyor. Buraya bakacağız. Şunu da x artı 3'e bölersek cevap çıkacak. Şu x artı 3'ün bir katı mıdır? Yani kat derken böleni midir? Ona bakmamız lazım. Bakabiliriz hemen. Ama süremiz dolmuş da bir ara verip ondan sonra bakabiliriz. Bir ara verelim sonra devam edeceğiz diğer ders. 10 dakika ara. Görüşmek üzere.